Haşmet Babaoğlu. Ağustos. Oğlum yaz bitiyor. Ağustos'a geldik bile diyor arkadaşına. Az ötemdeki masada oturuyorlar. Kıpır kıpır fakat çok sıkılan iki delikanlı. Hep dillerin ucunda bir şey var da unutmuşlar sanki. Diğeri yüksek sesli bir küfür savuruyor. Sonra Ağustos ne ya? Böyle ay ismim olurmuş deyip gülüyor. Aklıma geliyor. Eskiden yaz mevsimini sevenler Ağustos'a girince hafiften hüzüne kapılırlardı. Öyle ya, yarısı yaz, yarısı kış denirdi. Nasıl kış yahu? Tam ortasına gelindiğinde geceler serinlemeye başladığı için mi? Doğruya doğru. Koca karı takvimleri hala sektirmiyor. Mevsimler iklim patırdıcılığını aldırmıyor. Ama zihinsel tasavvurlarımız değişti. Artık hafifçe üşümek için Eylül'ün ortasını bekliyoruz. Ağustos'tan mı konuşsak, yoksa ona adını veren İmparator Augustus'tan mı? Ya da gitgide büyüyen savaş tehlikesinden mi söz açsak yine? Tarihin büyük meydan muharebeleri ayında dünya giderek devasa bir muharebe meydanına dönüşüyor. Saldırgan İsrail bütün bölgeyi ateşe atmakta bir an bile tereddüt etmeyecek anlaşıldı. 3 gündür birçok insanın ana derdi Instagram'ın kapatılması. Hayatın şalteri indirilmiş gibi davranıyor bazıları. Hayat görünmek, görmek olduysa anlaşılır bir hal. Instagram'ı bir tür ticarethane gibi kullananlar içinse durum ayrıca kritik. Dün tanıdığım pek çok kişi ilk kez TikTok'a giriş yaptı. Ağustos ayı günümüz tarihine yığınların TikTok yürüyüşüyle geçecekse yazık. Fena bir kuyuya düşeceğiz demektir. Önümüzdeki delikanlılar cep telefonlarından Google'ı karıştırmaya başlıyorlar. Biri oha diyor bağırarak. Ağustos isminin bizde cumhuriyetle kullanılmaya başlandığını sanıyordum. Eskiymiş. Öteki çok bilmiş bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Hepimiz hala Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşıyoruz. 19 yaşında imparatorluğa doğru yürümeye başlayan Octavianus, sonradan Augustus, bu gençleri görseydi ne düşünürdü acaba? Saçma bir yazı diyeceksiniz. Doğru, doğru. Ağustos diye bir ayın olması kadar saçma. Not defteri. Kleopatra'dan Augustus'a. Alamayacağınız ne var dünyada? Dünya sizin. Bizlerse kazandığınız armalar, bayraklar gibiyiz. Dilediğiniz yere asarsınız bizi. Buyurun efendimiz.